Haberin merkezi Kanal Ufa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerde ana haber bülteni de yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, partisinin grup toplantısına konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerine çağrıda bulunarak seçim bölgelerinizi ihmal etmeyin uyarısında bulundu. Milletimizin desteği elhamdülillah yanımızdadır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüze kurulan tüm tuzakları bozuyor, tüm senaryoları parçalıyoruz ifadelerini kullandı. Milletvekillerimizin seçim bölgelerini kesinlikle ihmal etmemeleri gerekiyor. Milletvekillerimizden az önce ifade ettiğim beklentimi tekrar ederek söylüyorum. Bundan böyle kesinlikle her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Ve her hafta zaten Salı, Çarşamba, Perşembe, 3 gün bölgesine gidecek ve bölgesinde sadece her zamanki uğrak yerlerine değil, ya bölgesinin tüm ilçelerine, mahalle veya köylerine kadar gidip oralardaki vatandaşlarımızın hal ve hatırını soracak, muhtarlarla görüşmeleri yapacak ve ondan sonra da bize ulaşması gerekenleri bize ulaştıracak. Bakan yardımcılarımıza ulaştırılması gerekenleri de bakan yardımcılarımıza ulaştırmak suretiyle bu çalışmalarımızı çok daha zinde olarak yürüteceğiz. Yani AK Parti milletvekili olmak demek sadece Salı, Çarşamba, Perşembe Ankara'ya gelmek değil. Ya Ankara'daki çalışmaları takip edip ondan sonra da bunu kendi il ve ilçeleriyle sağlıklı bir şekilde koordine etmektir. Milletimizin desteği 17 yıldır olduğu gibi bugün de elhamdülillah yanımızdadır. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda verdiğimiz mücadelenin her adımını 82 milyon vatandaşımız ve duası bizimle olan yüzlerce milyon kardeşimizle birlikte atıyoruz. Bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak önümüze kurulan tüm tuzakları bozuyor, tüm senaryoları parçalıyoruz. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada valilik ve kaymakam makamlıklarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 30 gün boyunca kentte açık alanlarda yapılacak olan etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada valilikle kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü imza kampanyası, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinliklerin diğer illerden katılımlarla birlikte 19 Kasım 2019 ile 19 Aralık 2019 tarihlerinde 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır denildi. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından müşterek meslek komiteleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ŞUSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa'da yaşanan uçak seferleri problemini gündeme taşıdı. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından müşterek meslek komiteleri toplantısı gerçekleştirildi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek'in gündeminde Şanlıurfa'da yaşanan uçak sorunu vardı. Bizim için önemli olan uçuşlarla ilgili yine meslek komitelerimiz de gelmişti. Biz bunu 2-3 defa genel müdürlüklerle ve valilik bölgesinde, valilik başkanlarında genel müdürlüklerle buraya çağırdılar. Bir türlü sonuca varamadık. Biz bu
uçak seferlerinde ilgili hala da sıkıntısını çekiyoruz ve biz de hala mücadele edip bildiğin yerlerle çalışıyoruz. Gerekli sıkıntıları bildiriyoruz. Bir otelde gerçekleşen toplantıya Şanlıurfa'daki iş insanları katıldı. Şanlıurfalı iş insanı Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru da müşterek meslek komiteleri toplantısını yakından takip etti. Toplantıya İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden katılan Profesör Doktor Mustafa Sakal da katılım sağlarken iş insanlarına adab-ı muaşeret kurallarından oluşan bir sunum gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül seçim öncesi evlerinizi kamulaştırıp sizi bu yaşadıklarınızdan kurtaracağız diyerek söz verdiği kale eteğindeki aileleri yeni evlerinde ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla yıkım çalışmaları süren kale eteğindeki uygulamalarda sona gelindi. Başkan Beyazgül'ün bizzat takip ettiği uygulamada ailelere yönelik ödemeler yapılırken vatandaşlar yeni evlerine geçerek normal hayatlarına geri döndü. Yani evler kaymak üzereydi. Ayrıca diyorsunuz ki işte burada haşerat var, fare var, yılan var, akrep var. Yani oldukça sıkıntıdaydınız. Başkan Beyazgül de seçim öncesi evlerinizi kamulaştırıp sizi bu yaşadıklarınızdan kurtaracağız diyerek söz verdiği aileleri yeni evlerinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bakırcı ailesinin daveti üzerine beraberinde milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve eşiyle ailenin evine konuk olan Başkan Zeynel Abidin Beyazgül ve eşi Betül Beyazgül, aile fertleriyle bol bol sohbet ederek kale eteğindeki yaşamlarının sıkıntılarını dinledi. Belki onlardan çok biz etkilendik oraya gittiğimiz zaman. Çünkü biz oraya girdiğimiz zaman bir saat veya yarım saat vakit geçiriyoruz. Ama onlar orada yıllarca o hayatı yaşamışlar ve sabırla beklemişler. Gittiğim zaman başkanım bizi buradan kurtaracak mısınız dediler. Ben de inşallah dedim ilk icraatımız bu olacak dedim. Bütün Urfa'nın da vekillerimiz de burada tasvip ettiği bir icraattı bu. Öyle kabul ediyorum ki onlar da bizi teşvik ettiler. Ve orayı bu şekilde kamulaştırıp buraya da geldik. Modern ve güzel bir evde. İşte zemini görüyorsunuz, ev görüyorsunuz. Bu şartlar içerisinde onları görmek bizi oldukça mutlu etti. İnşallah yani halkımızın talebi ne ise bizim projemiz o. Halkımız neyle mutlu olursa Allah bize o işleri nasip etsin diyoruz. Başkan Beyazgül'e ziyaretinde eşlik eden milletvekili Mehmet Ali Cevheri de yıkım sürecinde ellerinden geleni yaptıklarını belirterek uygulamanın tüm Şanlıurfa halkına hayırlı olmasını diledi. Aynı zamanda belediye başkanımızın da en kısa zamanda bizim hepimizin vermiş olduğumuz sözü yerine getirmiş olması bizim için de ayrıca bir mutluluk vesilesi oldu. Ben Hayri Nisa. Daha önce kale eteğinde oturuyordum. Zeynel Abidin Beyazgül sağ olsun evimizi yıktı ve bu evimize geçtik. Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyorum ve emeği geçen herkese teşekkürler. Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Sabri Çelik, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile birlikte Karaköprü Kültür Merkezi'ni gezdi. Rektör Çelik, kursları ve halı dokuma atölyesini son derece başarılı bulduklarını ve örnek alacaklarını belirtti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik'i Karaköprü Kültür Merkezi'nde ağırladı. Başkan Baydilli, Rektör Çelik'e yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken Kültür Merkezi'ndeki kursları gezdirdi. Rektör Çelik, Kültür Merkezi'ndeki halı dokuma atölyesiyle STEM Merkezi, okuma yazma, kuaförlük ve dikiş nakış kurslarını ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Özellikle halı dokuma atölyesinde gerçekleştirilen üretimden etkilenen Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik, bu tür öğretim ve üretim faaliyetlerinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi tebrik ederken yapılan faaliyetlerden övgüyle bahsetti.
Rektör Çelik'in ziyaretlerinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, üniversiteyle her zaman işbirliği ve fikir alışverişi içerisinde olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Üniversitenin en güzel şekilde hak ettiği yere gelme adına yaptığı bu öncelikle gezden dolayı, bu araştırmadan dolayı da ben kıymetli rektörümü tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bizler bu konuda Karaköprü Belediyesi olarak yapılan tüm faaliyetlerde her zaman için üniversitemizin yanında olacağımızı, kendi üzerimize düşen neyse kurum adına her zaman için onların yanında olup Urfa'nın gelişmesi için gençlerimizin önünün açılması adına her zaman için varım diyorum. Ondan dolayı hocamıza da ayrıca bu güzel davranışından dolayı, bizleri ziyaretinden dolayı da teşekkür eder, tebrik ederim. Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Sabri Çelik ise kültür merkezindeki çalışmaların kendilerine ilham verdiğini dile getirirken benzer düşüncelere sahip olduklarını ve gördükleri faaliyetlerin kendilerini yönlendireceğini, bu anlamda Başkan Metin Baydilli ve ekibini kutladığını dile getirdi. Karaköprü Belediye'mizin geliştirdiği bu yöntem gerçekten bize ilham veriyor. Bu bağlamda başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiği için. Benzer şeyleri biz de düşünüyoruz. Dolayısıyla bu gördüğümüz faaliyetler bizi yönlendirecek. Bu konuda en kısa zamanda bir gelişme bekliyoruz. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Şanlıurfa'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ürünü zeytin tezgahtaki yerini aldı. Kahvaltıda yeşil ve siyah sofralık, yemeklerde ise yağ olarak değerlendirilen zeytinin hasadı da devam ediyor. Zeytinin ana vatanı Şanlıurfa'da 2014 yılıyla 2018 arasında 6000 hektarlık alanda zeytincilikte artış yaşandı. Havanın soğumaya başlamasıyla hasadı yapılan siyah ve yeşil zeytin tezgahlarda yerini aldı. Tezgahlarda satışa sunulan 15 çeşit zeytin çizilme ve kırılma şekline göre 5 ila 12 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bölge halkı zeytini genellikle sade tüketmek yerine üzerine pul biber, nar pekmezi ve halis zeytinyağı dökerek ekmek bandırarak tüketiyor. Şimdi bu zeytin benim görünüşüm. Burada bulunanın en iyisi. İkisi de iyi. Bak bu zeytin hepsi iyi ama bunun ikisi daha iyi. Kalkallı. O da kalkallı. 5 kiloları aldım ben. Ben 20 kilo alıyorum tek başıma. Öteki oğlanla gelen bugün bu çıkarı götürecek. Lezzetli olan zeytinler sabah sofraların vazgeçilmezi oluyor. Şanlıurfa'da son zamlarda zeytin ağacı dikimi neredeyse fıstık ağaçlarıyla yarışır duruma geldi. Hem kırma var hem çizme var. Yani şey, sadece makinemiz var. Makinede çiziyoruz. Kırma isteyenlere kırma yapıyoruz. Çizme isteyenlere çizme yapıyoruz. Domat zeytinidir. Adı domattır. Bu da yerli. Fiyatı 10 lira. Bu çeşit zeytin var. Bak 6 liradan başlıyor. Kalkalı dediğimiz. Kalkalı var, değişik var. 7 liraya değişiyor. 8 lira. Değişiyor yani. He abla değişiyor. Soğanı dediğimiz bak burada soğanı var. Kilosu 7,5 milyon. Değişiyor yani. Bu da vezerin, yerli vezerin kilosu 8 lira. Hem fiyat yerinde yüksek. Yerinden zorla alıyoruz. Getirdik mi burada satamıyoruz zeytini. Fiyatları yüksek. Yani müşteri de bir nevi haklıdır. Adam 20 kilo zeytin aldığı zaman 200 lira para tutuyor. Bu da bizim Urfa milletinin bütçesini sarsar yani. Fakir kesimdir. En yüksek zeytin Derik dediğimiz Mardin'den geliyor. O da 18 liradır. Onun bir düşüğü cins var, Nizip'te yetişir. O da 12 lira falan. Ondan sonrası zaten aşağı gidiyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat kırsal mahalle ziyaretlerini Çiçek Tepesi ve Karatepe Mahallesi ile devam etti. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat Karatepe ve Çiçek Tepesi kırsal mahallelerini ziyaret etti. Meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Can Polat teknik ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Evet, şu anda Haliliye ilçemizin Çiçek Tepesi mahallesindeyiz, kırsal mahallemizdeyiz. Fen işlerine bağlı ekiplerimiz şu anda burada çalışmaktalar.
köy içi stabilize yollarımızı yapıyorlar. İnşallah en kısa sürede buradaki stabilize çalışmamızı bitirip vatandaşlarımızın emrine ve hizmetine sunacağız. İnşallah bu kışın rahat edecekler. İnşallah çamura basmayacaklar. Ben Sayın Belediye Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel emekler sarf etmiş buraya. Şehirde çalıştığı gibi kırsalda da çalışıyor. Biz başkanımızdan razıyız. Allah kendisinden razı olsun. Başkanıma ve ekibime ve encümenimize Allah razı olsun. Mahalle sakinleriyle de sohbet ederek talepleri dinleyen Başkan Can Polat, iletilerin çözümü için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Başkan Can Polat, Çiçek Tepesi Mahallesi'nin ardından Karatepe Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmalarını da inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yürütülen çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Can Polat şunları kaydetti. Şu anda Halliye ilçemizin Karatepe Kırsal Mahallesi'ndeyiz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz köy içindeki stabilize çalışmalarını tamamladılar. Şu anda muhtarımız ve değerli köy ahalisiyle birlikteyiz. Meclis üyelerimizle beraberiz. Sağ olsunlar bizi karşıladılar. Göstermiş oldukları teveccühden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah Karatepe mahallemizdeki değerli sakinlerimiz bu kışı çamursuz bir şekilde geçireceklerdir. Çok güzel bir çalışma icra edilmiş burada. Köy içindeki hemen hemen her yer stabilizesi dört dörtlük bir şekilde yapılmış. Karatepe mahallemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Karatepe köy halkı adına olarak Sayın Belediye Başkanımıza, meclis üyelerimize çok teşekkürlerimi sunuyoruz. Gerçekten yollarımız kışın geçilmez hale geliyordu. Hepsi stabilize yol yapıldı. Çok düzgün de yapıldı. Kendilerine çok teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. Yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfuslu şehri olan Şanlıurfa'da gençleri spora ve sportif faaliyetlere yönlendirmek için çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüpleri bünyesindeki 77 takıma maddi destekte bulundu. Geçmiş yıllara göre yeni bir uygulama başlatan Büyükşehir Belediyesi, verdiği nakdi desteğin yanı sıra takımların sezon boyunca göstereceği performansa göre ikinci kez nakdi destek verecek. İki aşamadan oluşan yardım planının ilki olan 3000 liralık yardımın ardından müsabakalarda başarı sağlayan spor kulüplerine de nakdi yardımlar devam edecek. Şanlıurfa Şair Nabi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen amatör spor kulüplerine yardım programında konuşan Şanlıurfa Amatör Kulüpler Federasyon Başkanı Mehmet Aktaşoğlu, yardımlarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Büyükşehir'imizin yaptığı yardım iki etaptan oluşuyor. Birinci etabı her kulübümüze 3000 lira nakdi yardım. İkinci etabı Mayıs ayında olacak. O da performansa dayalı. Yani 2019 sezonunun bütçesinde 1 lira spor harcanacak para yok. Ama buna Sayın yetkililerimiz Selami Yıldız Beyefendi'ye hepinizin adına teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Kaya da sporculara seslenerek siz başarı getirdikçe belediyenin sizlere yardımı devam edecektir dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğe, geleceğe, siz gençlere, geleceğimizin teminatı olan sporculara her zaman destek vermeye hazırız, vermeye devam edeceğiz. Bunu tekrar edelim. Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Kaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Mithat Şengözle, amatör spor kulüplerinin hocaları ve öğrencileriyle çok sayıda sporsever katıldı. Kültür merkezindeki yardım programı yardım çeklerinin ve plaketlerin takdimiyle sona erdi. Şanlıurfa'da Yılboğa ve Türk ailesi üyeleri, dost ve akrabalarının da katılımıyla özel bir mekanda gerçekleştirilen düğün töreninde bir araya geldi. Hacer ve Ali çifti hayatlarını birleştirdi. Şanlıurfa'nın tanınmış ailelerinden Yılboğa ve Türk ailesi Şanlıurfa'da özel bir düğün salonunda düzenlenen düğün merasiminde bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu düğünde semazen gösterisi ve ilahiler düğüne katılanlara manevi haz yaşattı. (Gülüyor)
gelin ve damadın nikah akitlerini Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat gerçekleştirirken, şahitliklerini ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Nihat Çiftçi, Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek yaptı. Kendi özgür ve hür iradenizle Sayın Ali Yılboğa beyefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Hemen damadımıza duyuyoruz. Sayın Ali Yılboğa. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür ve hür iradenizle Sayın Hacı Türk hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Şahitli geliyorum, notuklar diliyorum. Gençliklerimizi karı koca ilan ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin, Allah mesut etsin, Allah biraz katlayacaksın diyoruz. Nikah töreni sonrası tebrik konuşması yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Nihat Çiftçi, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Güzel bir yolculuğa adım atıyorsunuz, bir yuva kuruyorsunuz. Rabbim yuvanızı hep huzur içerisinde kabul kılsın. Ve bu yolculukta size mutluluğun kaynağı olan bol ve bereketli çocuklar nasip etsin diyorum. Her iki aile hayırlı olsun. Tabii ki hayat müşterektir. Onun için hem gelin hanıma hem Davut Bey'e hem birlikte böyle başkanım size, Celal Efendi başkanımız, şahitleriniz buyurun efendim, hayırlı olsun. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Haliliye Belediyesi olarak gençliklerimize kendilerine birlikte uçlar gibi büyüsün diye bir plan arzu ediyoruz. Bunu da ben sizlere takdim edeyim. Suriye'de başlatılan Barış Pınar Harekatı'nda teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları sonrasında eğitime ara verilen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de okullara gidemeyen öğrenciler için başlatılan telafi eğitimi bir haftalık ara tatilde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'deki teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef almasıyla sınır hattına yakın bölgelerdeki okullar tatil edildi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda da verilen ara, bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin ardından sona erdi. İlçede bir süre okula gidemeyen öğrenciler için telafi eğitimleri başladı. Tüm okullar bir haftalık ara tatile girerken, Ceylanpınar'da da tüm okullarda öğrencilere telafi eğitimi verilmeye devam ediyor. Telafi eğitimiyle ilgili açıklama yapan Ceylan İlköğretim Okulu Müdürü Abdülbaki Özbek, öğrencilerin ders programında yaşadıkları sorunun telafi eğitimlerle çözüme kavuşturulacağını belirtti. Ceylanpınar'daki bütün okullarımızda bu eğitim devam etmektedir. Öğrencilerimize telafi eğitimi verirken onların sosyal konularda da yalnız bırakmıyoruz. Moralimiz çok iyi. Çocuklarımızın okula devam takipleri güzel, eksiğiyle değil, tamamıyla bu eğitim öğretime devam ediyoruz. Eksik öğrencimiz yok. Şanlıurfa'da aynı zamanda bir yapı şirketinin yönetim kurulu başkanı olan TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Sadık Sadi, Emekliler Derneği ile anlaştıklarını belirterek uygun ve faizsiz ev alma imkanını sunduklarını kaydetti. Şanlıurfa'da özel bir firma, emeklilerin de ev sahibi olabilmeleri amacıyla Emekliler Derneği ile bir anlaşma yaparak faizsiz ve taksit ödeyerek ev sahibi olma imkanı sunuyor. Şanlıurfalı iş adamı Mehmet Sadık Sade anlaşmanın detaylarını aktardı. Şanlıurfa'da yıllardır birçok projelere imza atıyoruz. En sonunda Şanlıurfa'da yine Karaköprü Seyrantepe Mahallesi'nde 288 konutluk inşaatımızın şu anda temel aşamasındayız. Bugün de yıllardır devletine, milletine hizmet eden emekli kardeşlerimizi düşünerek emeklilere özel bir kampanya için emeklilerin Şanlıurfa Emekliler Dernek Başkanımız Ahmet Kartal Bey ile bir anlaşma yaptık. 24 ay içinde emekli kardeşlerimize teslim edeceğiz. Burada %30'unu peşine alıyoruz. Kalanı da 60 ay faizsiz, kefilsiz, senesiz bir şekilde taksitle ödemelerini sağlıyoruz. Emekliler Dernek Başkanı da yapılan anlaşmadan dolayı teşekkürlerini iletti. Müteahhitimiz Sadık Sade ile anlaşmış olduğumuz emeklerimize uygun şartlarda taksitleri bize 72 daireyi sözünü vaat etti. Bu anda biz de emeklerimize
daha kolay bir şekilde bütçelerine göre Sadık Bey'le anlaşmayı yaptık. Onların da bize yakın ilgiye, alakalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Tamam, biz teşekkür ederiz. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde belediye ekipleri tarafından Kılıçören Mahallesi Asri Mezarlığı'nda yapılan çevre düzenlemesi tamamlandı. Bozova Belediyesi mezarlık hizmetleri konusundaki çalışmalarını da devam ettiriyor. Belediye Başkanı Supi Aksoy'un talimatlarıyla Kırsal Kılıçören Mahallesi Asri Aile Mezarlığı'ndaki çevre düzenlemesi çalışması Bozova Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 dönümlük alana yayılan aile mezarlığı içerisindeki 10 dönümlük alanda gerçekleştirilen çalışmada araç park alanı ve çevre düzenlemesi çalışmaları Bozova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tamamlanarak vatandaşları hizmetine sunuldu. Bozova Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışma dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Mahalle Muhtarı Halil Yılmaz, Başkan Supi Aksoy ve ekibine teşekkür etti. Yıllar önce bu dersin mezarlığında olan açılardan kalmıştı. Önce mezar yerimiz dolduğunda yeni bir mezar yeri tahsis etmek gerektirdi. Biz köy birliğiyle dereler ile köy sakinlerle beraber bir mezarlar bir yer tahsis ettik. 50 dönümlük bir yerdir. Biz mezarımızı hat ediyorumuzu yaptırdık. Ancak buna bir çevre düzenlenmesi gerekiyordu. Sayın Sıfı Bozova Belediye Başkanı Sıfı Aksu'ya başvurdu. Allah razı olsun, Sıfı Aksu gereken düzenlemeyi yaptırdı. Çok teşekkür ediyoruz Sıfı Aksu'ya ve Sıfı Aksu'nun ekibine. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy ise yaptığı yazılı açıklamada tamamlanan çalışmaların Kırsal Kılıçören mahalle halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi ile Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin sınırın sıfır noktasındaki bir kırsal mahallede düzenlediği sosyal etkinlikte öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi. Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin gönüllü olarak oluşturdukları Umut Balonları İyilik Hareketi adlı etkinlik Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Biriminin destekleriyle Şanlıurfa merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Akçakale'ye bağlı Ohali Köyü'nde gerçekleştirildi. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bir süre tatil edilen ve harekatın en sıcak yaşandığı bölgede yer alan Ohali İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören 495 öğrenci düzenlenen etkinlikle çeşitli yarışmalara ve animasyon gösterilerine katıldı. Terörle mücadele sırasında yaşanan savaş ortamının psikolojik etkilerini ve çocuklar üzerinde oluşması muhtemel travmaları ortadan kaldırmayı amaçlayan etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenip stres attı. Vali Abdullah Erin'in gönderdiği çeşitli hediyelerle de sevinen öğrenciler, Vali Abdullah Erin'e, Açık Kapı Birimi personeline ve Harran Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallelerde görev yapan yaklaşık 2000 öğretmene yönelik eğlence programı düzenlendi. ...2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanan ara tatilde öğretmenlerin Kasım ayı mesleki çalışma programına yaklaşık 2000 öğretmen katıldı. Müzik öğretmenlerinin seslendirdiği şarkı ve türkülerin ardından sahneye çıkan öğretmenler halay çekerek eğlendi. Müzik öğretmenleri olarak bugün tüm öğretmen arkadaşlarımıza bir müzik programı sunduk. Çok heyecanlıydı, çok coşkulu geçti. Bizler de çok eğlendik. İlk defa bu sene uygulanan ara tatil nedeniyle öğretmenlerimize Kasım ayında mesleki eğitim çalışması düzenledik. Bu çalışma kapsamında ilçe olarak biz de müdürlüğümüz olarak öğretmenlerin tümüne
özellikle köyde görev yapan zor şartlarda çalışan öğretmenlerimize öncelikli olmak üzere bir müzik dinletisi hazırladık. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Şanlıurfa derbisi yaşandı. Ligin iki başarılı ekibi Şanlıurfa Büyükşehir ile Ceylanpınar Belediyesi'nin karşılaştığı maçta kazanan taraf Büyükşehir ekibi oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Şehit İlyas Kaya sezonunun 8. haftasında kendi evinde Ceylanpınar Belediyesi'ni ağırladı. Engelli Koordinasyon Merkezi öğrencileriyle Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ekrem Ayaz ve Engelliler Şube Müdürü Habib İpar'ın katılım gösterdiği karşılaşma, Büyükşehir'in 90-52'lik başarılı skoruyla tamamlandı. Maça kadına şiddet insanlığa ihanettir pankartıyla çıkan her iki takım da tribünlerden yoğun alkış aldı. Maçın ardından bir değerlendirme yaparak katılım gösteren tüm taraftarlara teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, sporcuların karşılaşmada çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Önemli bir maçtı. Kazanmamız gereken bir maç. Yani biz kendi sahamızda maç kaybetmek istemiyoruz. Maçın ilk dakikalarında biraz kötü başlamamıza rağmen ama iyi toparlandık. Maç boyunca hak edenimiz olduk. Ben çok maç isteyen, galibiyet isteyen takımımızın takımıyım. Sporcular da ilerleyen haftalarda puanlar alarak üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istediklerini belirterek karşılaşmalara taraftarların ilgisini beklediklerini söyledi. Bugün Ceylanpınar'la maçımız vardı. İnandık çıktık. Yeneceğimizi biliyorduk. Ceylanpınar ekibe teşekkür ederim. Galip taraf biz geldik. Çok teşekkür ederiz takıma. Maçın ardından her iki takımın yöneticileriyle protokol üyeleri sporcuları soyunma odalarında ziyaret ederek tebrikler iletti. Bu haberle birlikte haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.